Burada bir öğrencilerimiz belli bir seviyeye getirmek için rehabilitasyon adı altında eğitim verdik. Bu eğitimde öğretmenlerimiz çocukların teşhisine göre, tanılarına göre bir eğitim modeli uyguladılar. Ve bu modelde başarılı olduklarımızı devam ettirip çocukların ilerlemelerini sağladık. Şu an çok şükür çocuklar artık kendi yaşıtlarına yakın seviyeye geldiler. Ha, kalıntılar muhakkak kalır ama biz işimizi en iyi şekilde yaptığımız için çocuklar artık yaşıtlarıyla, akranlarıyla çok rahat iletişim kurabilirler. Dertlerini, taleplerini, isteklerini çok rahat ailelerine iletebilir seviyeye geldiler. Ve bu çocuklar ilk buraya geldiklerinde yanlarında kardeşlerine bile karşı bir durumlar vardı. Ama şu an çok şükür onu yıktık ve şu an gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde hayatlarına devam edecekler inşallah. Velilerimiz en başta geldiklerinde biraz ümitsiz olsalar bile eğitim sürecimizi, uyguladığımız modelleri, yaptığımız eğitimleri gördükleri zaman bize hak veriyorlar ve onlara destekçimiz oluyorlar. Buradan özel çocuklu tüm ailelere sesleniyorum. Bu eğitimi sadece rehabilitasyon merkezlerine bırakarak ilerleyemeyiz. Muhakkak kendilerinin de evde buna destek sunmaları lazım. Eğitim üç ayaklı bir modeldir. Yani sadece birini bırakıp diğerleriyle devam edemezsiniz. Aile de destekleyecek, öğretmen de destekleyecek, çocukta da öğrencimize de veri muhakkak olacak. Bundan sonraki süreçte normal eğitim modellerine, normal okullarına devam edecek seviyedeler artık. Yani bizde sadece takip kalıyor. Geri kalan işlemler ailelerine ve onlarda. Ama Allah'ın izniyle tekrar o süreçleri yaşamalarını gerektirecek bir husus ortaya çıkmayacak. Özel çocuklarımızla beraber çalışmaktayız. Ergoterapi çocukların günlük yaşam aktivitelerinin tam bağımsızlığını hedefleyen bir meslek. Çocuklarımızı akranlarıyla aynı seviyeye getirmek için duysal, psikolojik, akademik, motorsal becerilerle beraber çalışmalar yürütmekteyiz. Burada çocuklarımızın en iyi seviyeye gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Biz yoğun bir süreçten ve terli bir süreçten geçtik. İlk başta gelen çocuklarımız tamamen akranlarından uzak, sosyal iletişim etkileşime kapalı, ailelerin korkulu rüyası olan, krizlere mevcut olan çocuklardı. Sonrasında bu çocuklar iletişime açılmaya başladı, yoğun eğitim aldı. Kurumumuzda mevcut bulunan ergoterapi, floor time ve doğal laba eğitimiyle beraber yoğun bir eğitim aldı. Yoğun bir eğitimden sonra 1,5-2 sene sonunda bazı çocuklarımız artık mezun hale geldi. Gelişim basamaklarını tamamlamış oldu. Bundan sonraki sürecimiz sürekli takip. Onlar artık normal çocuklarımız gibi devam edecek. Biz onları ise takip edeceğiz. İlk gelen velilerimiz korkuyor. Ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz kalıyor. Daha sonrasında biz aile eğitimlerini veriyoruz. Süreci anlatıyoruz. Eğitimleri alıp başarılı dönütler alınca ailelerimiz artık içleri ferahlıyor ve bize kendilerini teslim ediyorlar. Onlar evde de bizi destekliyorlar. Ev eğitimi çok önemli bir konuda. Onlar da destekleyince sonrasında olumlu sonuç alınca aileler gayet mutlu bir şekilde böyle bir kutlama organizasyon yapmış oluyoruz. Benim senden baba. Evimize mutluluk katar. Bize çok değer verir. Evimize mutluluk katıyor. Süreç bayağı bir zorluydu ama yılmadık, yıkılmadık. Çocuklarımız için biraz çaba sarf ettik. Gerekirse işimizden de olduk ama çocuklarımız için uğraştık, çabaladık. Buradaki öğretmenlerimiz sağ olsun bize bayağı bir destek oldular. Fazlasıyla ders aldırarak çocuğumuzu bu seviyeye getirdik. Çok şükür kurtulduk derecesine geldik. İlk başlarda benim okullara da eğitime de bir ön yargım vardı. Sanki ben buraya getireceğim, tamam sadece parasını vereceğim, eğitim aldıracağım ama sanki yapılmayacakmış gibi, olmayacakmış gibi düşündüm. Ama sağ olsun buradaki öğretmenlerimiz yani kendi çocuklarından daha çok. Mesela ben de bir babayım. Ben o kadar değer veremem. Öğretmenler daha çok değer verdiğini gördüm burada. Pencerelerden izledim, daha farklı bir şekilde izledim. Bizden daha çok değer verdiklerini gördüm ve bu seviyeye getirdiler. Ben 24 saat çalışıp sabah eve gelip hiç uyumadan çocuğumu alıp parka götürüyordum, markete götürüyordum, diğer yerlerde geziyordum. Farklı mesela yerlere götürerek çocuğumu farklılıkların farkında olmasını sağlıyordum. Bu şekilde biz bunu atlattık. Aile çok önemli. Ve çocuğa yani şimdi ne kadar anne evde iş yapsa da şey yapsa da çocukla fazla ilgilenemiyor. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ama burada babalara gerçekten çok büyük önem vazife düşüyor. Bunu da bir tek babalar başarabilir. Çünkü dışarıda en çok vakit geçirtiren babalar olacaktır. Çünkü anne sürekli parka götüremez, sürekli başka şeyler yaptıramaz. Çocuk babasını örnek alıyor çünkü. Ya özellikle erkek çocukları. Genelde otizm çocuklarla çalışıyorum. Otizm son zamanlarda gerçekten sayısı artan bir gelişim bozukluğu. Burada özel gelişim çocuklara eğitim veriyoruz ve otizmli çocuklardaki
davranış bozuklukları gün geçtikçe artmaktadır. Ya biz bunu ailelerden ya da çevremizden de artık görebiliyoruz ya da işte tanı verildiğinde de buna tanıklık edebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Yani artık böyle önceden 3 yaşından sonra otizm belirtileri ortaya çıkıyorken şimdi 1 yaşından sonra da ortaya çıkabiliyor maalesef. Yani o işte göz teması kuramaması, işitsel uyaranlara tepki vermemesi, sesini önermemesi, ismini önermemesi başlıca nedenleridir. Aslında 100'e yakın otizm özelliği var. Ya bazı aileler bu şikayetle geliyor. Biz değerlendirdiğimizde evet uyaran eksikliği, otizme kayma olabiliyor. Atipik otizm tanısıyla gelen çocuklarımız oluyor. En önemli husus şu aslında. Erken tanı, yoğun eğitim. Bu çok çok önemli. Yani aileler erken tanıdan kastımız erken fark etmeleri. Erken fark ettiği zaman da biz de burada bu farkındalığın farkına varıp yoğun eğitimle o çocuğu topluma daha çabuk kazandırabiliyoruz. Ki örneklerini bugün burada yaşadık. 3 tane öğrencimizi bu şekilde biz mezun ettik. Yani erken tanıdan gelip erken yaşta da gönderebildik. Aslında her aile kendi çocuğunu tanır. Ya biz öyle bir toplumuz ki ister istemez kıyas yapabiliyoruz bazen. Ya bireysel farklılıklar bir yana ama biz bazen çocuğumuzdaki eksikleri görebiliyoruz. Ya aileler de bunun farkındadır aslında bazen. Çocuk kardeşiyle kıyaslandığında işte geç konuştuğunu, işte ismini önermediğini, atıyorum dönen cisimlere ilgi duyduğunu ya da nesnesiz varlıklara bağlı olduğunu ya da işte yan bakışlar, parmak ucu yürüyüşler. Ya bunlar belli başlı özelliklerdir aslında. Ve geç konuşma. Ya aileler genelde bu şeyle geliyor. İşte abisi de geç konuşuyordu, işte komşumuz da geç konuşuyordu. Aslında altında yatan neden davranış bozukluğu. Ya biz onu söylüyoruz. Eğer çocukta bir davranış problemi yoksa evet geç konuşabilir, bireysel farklılıklar var. Ama davranış bozukluğu varsa onun konuşması da engelliyor maalesef. Aile bu teşhisi aslında otizm özellikleri dediğimiz ya da işte uyaran eksikliği dediğimiz ya da çocukta herhangi bir farkındalık gördüğünde aile direkt bir uzmana başvurması gerekiyor. Ya zamana bırakmaması gerekiyor. Bazı aileler dediğim gibi zamana bırakıyor. Zamanla geçer, zamanla söner. İşte kendince bazı mantıkları yürütebiliyor aileler. İşte ilgisiz kaldığı için böyle oldu. Televizyona çok maruz kaldığı için böyle oldu. Evet bunlar başlıca nedenler ama en önemli nedenler işte ailelerin orada biraz zamana bırakma sürecidir. Aslında aile fark ettiği zaman bir uzmana danışıp bir özel eğitim alan öğretmenine bu durumu bildirip iletmesi gerekiyor. Ya değerlendirmelerden sonra zaten ilgili kişiler, uzmanlar bu yönde aileyi bilgilendiriyor ki biz onu yapıyoruz. Ya gelen aileler oluyor. Ya hastaneden sonra bize gelenler ya da bize gelip ondan sonra hastaneye çocuk psikiyatriye gidenler oluyor. Biz bu süreci bu şekilde yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz.